Dilinden. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuruz birazdan, bu İmamoğlu Özgür Özel meselesi, muhtemelen senin söyleyeceklerin var. Orada işte Barış Terkoğlu'nun yazısı vesaire, ama şimdi bu normalleşmeden şöyle çıkalım. İzliyor bizi vatandaşlar. Ya ne oldu şimdi diyorlar yani. Hani normalleşiyorduk. Hadi tamam bir sakinleşmişler ya. Şimdi gerildi. Bu nereye bağlanır? Planlı mı plansız mı? İki senaryo üzerinde de konuşalım bu dilimde. Bir, normalleşme süreci bir şekilde devam ederse ne olur? Bizi ne bekliyor? İnkıtaya uğrar ya da tamamen kesilirse bizi ne bekliyor? Nasıl bir siyasi iklim bekliyor? Buyurun. Şimdi şu son bıraktığı yerden başlayarak geleyim soruna. Tabii. Yargının siyasallaşması meselesi Türkiye'nin 150 yıllık meselesi. 150 yıldır yani Türk modernleşmesi, Tanzimat'tan sonra diyelim, Meşrutiyet'ten sonra diyelim neyse. 100 yıldır, 150 yıldır Türkiye'de yargı siyasetin emrindedir. Yasama, yürütme, yargı ayrılığı bizde hiçbir zaman olmadı zaten. Basın ve yargı her zaman siyasetin etkisi, baskısı altında kalmıştır. Bunun istisnai bir dönemi bile yoktur. Bir 3 yıl vardır diyemezsiniz. Bakın 3 diyorum, yoktur. Darbe dönemleri, siyasal iktidar dönemleri hepsinde. FETÖ'cülerin yargıya hakim olduğu dönemlerde de FETÖ'nün gücü yargı üzerinde etkili oldu. Düşünün yani. Siyaset hakim olduğu zaman Türkiye'ye, tam hakim olduğunda da o siyasi partinin baskısı yargı üzerinde etkili oldu. Askeri dönemlerde zaten askerler. Aslında yani yargı güçlüyse yargı vesayeti var, siyaset güçlüyse siyasetin yargı güçlüyse Türkiye'de, zaten. Aynen. Türkiye'de güçlü olanın güçsü onun üzerinde vesayeti var. Evet, oraya geliyorsun. Yargının ve basının... Aynen öyle. Mesela Türkiye'de yani, küresel düzeyde de böyle yani. Güçlü olan her şeyin üstünde. Bu bir sorun. Yani siyasetçilerimiz, toplumumuz... Felsefi bir konu. Kültürel bir konu, felsefi bir konu ama bunu da çözmeden hiçbir yol alamayacağımız da bir aşikar. Tarih boyunca çözülmemiş. Bunu bir söyleyelim. Bir son şey olarak hani Sinan Ateş'te havasıyla ilgili... Ayşe Ateş 19 sayfa ifade verdi. 19 sayfa. Bu ifadenin içinde isimler var. Bağlantılar var. Sorular var. Tehdit mesajları var. Falan. İddianameye ne girdi biliyor musunuz? Ayşe Ateş'in 19 sayfa süren ifadesinde şu girdi. Olay tarihinde öldürülen Sinan Ateş'in eşi olduğunu... Sinan Ateş'in eşi olduğunu... Ayşe Ateş'in olayın bütün yönleriyle araştırılmasını talep ettiğini, evet, eşinin öldürülmesi olayını gerçekleştiren tüm şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi. Ayşe Hanım bunları söylemiş. İddianameye bu girdi. 19 sayfanın içinde onca isim, bağlantı, çelişkiler, talepler filan bir sürü şey söyledi kadın. Bilir kişi. İki satır ve sözüm tüm satır. O satırların bir tanesi de öldürülen Sinan Ateş'in eşi olduğunu gibi. Şimdi neyse bunu da böyle bırakalım. Bu ne demek? Bakalım davada neler olacak? Bırakma bunu. Ne demek istiyorsun burada abi? Yani iddianame bu. 19 sayfa. Şimdi mahkeme dosyası başka, iddianame başka. Mahkeme dosyasında bir sürü şeyler var. Hepsi var bunlar. Yargı bağımsızlığını konuştuk ya. Yargının bağımsızlığı. İddianamede iddianameye o dava dosyasından bunu koyuveriyor. Bu koyuyor. Evet. Ayşe Ateş'in ifadesinden bunu koyuyor. Ayşe Ateş'in ifadesi 19 sayfa. El suya sabuna dokunmayan şeyi koyuyor diyorsun. O ifadenin içinden bu soyu suya sabuna bile. Bu kimlik tarifi. Yani evet. Sinan Ateş'in eşi ve davanın aydınlatılmasını istiyor. Şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunu mu söyledi kadın yani şimdi? Savcı bunu yazıyor. Bazen diyorum savcı... İşte savcı değişiyor çünkü. Değişti. Bazen savcı aslında bize bir işaret mi veriyor, sinyal mi veriyor diye de düşünüyorum yani bir savcı. Ama bu isimler dava sürecinde konuşulmayacak anlamına gelmiyor. Hiç gelmez canım. Sonuçta o dava dosyasında hepsi var. Zaten Duygu Özer'in hazırladığı, hakimler, bir dosya var. Tek o isimleri bir dosyada gizlilik soracak. Yok, her şeyi konuşursunuz. Nasıl? Şimdi hayır, gizlilik yok. Bütün siyasi partiden muhtemelen takip edecekler süreci. Tabii şeyde duruşma salonunda 19 sayfanın daha fazlası da çıkacak. Ayşe Ateş daha fazla Partisi'de bir dosya götürecek bu mahkemeye. Nasıl? Ayrıca hazırlanmış. Ben şimdi burada o taraf bu taraf meselesi değil. Onu da merak ortada bir siyasi cinayet var. Sen şunlar yaptı, bunlar yaptı, şu bağlantılar bu değil. Neyse ne yani bütün deliller, tapeler, evet, sinyaller, arabalar, resimler, bağlantılar, isimler, cisimler. Hak, hukuk, adalet diyoruz ya. Bu sahaya insin ve tablo sağdan soldan, aynen, oradan buradan müdahaleler etmeden, hakim ev savcı üzerine herhangi bir baskı kurulmadan MHP'yi de haklayacak. Başkaları da haklıysa haklılığını, haksızsa haksızlığını tespit edecek. Karışılmasın, yargıyı yapsın. Ankara'nın göbeğinde siyasi cinayet işlenemez. Bu ülkede siyasi cinayetlerden çok çekildi.
muazzam insanlarımızı kaybettik, önderlerimizi kaybettik. Akademisyenler var, gazeteciler var. Bu Türkiye muazzam zaman kaybetti, kan kaybetti. Ankara'nın göbeğinde artık siyasi cinayet işlenmemeli. Bu. O taraf, bu taraf diye bir bakmıyoruz meseleye. Bu iş yapılsın. Şimdi bu böyle. Bu normalleşme süreci nereye evrilir? Şimdi bu frene basma halinden sonra yavaşlayacak da diyemiyorum. Bir süre bir durur. Veya işte dördüncü viteste, üçüncü viteste gidiyorsa birinci viteste gider. Veya bir süre hiç gitmez. Çok açık. Bir süre ne ziyaretler görürüz liderler arasında. Hatta belki gölge bakanların bakanların ziyaretlerinde onu merak ediyorum mesela. Temaslar kesilecektir diye düşünüyorum. Bu ortamda bir zaman. Burada da yani bu gene pazartesi günü 1 Temmuz'da başlayacak Sinan Ateş davasının seyri içeriği çok önemli ve belirleyici olacak. Yani normalleşme süreci nereye doğru gidiyor hikayesinde ona bir bakmak gerekiyor. O davanın demin sözünü ettiğim zeminde mi gidecek, başka zeminlerde mi yürüyecek? O bir göstergelerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Birkaç ay içinde bu işin, yani birkaç hafta değilse belki bir iki ay içinde normalleşme sürecinin seyrini görürüz. Ama başta da söylediğim gibi bu tümüyle durdurulabilecek, tümüyle bitirilecek bir şey de değil. Normalleşme süreci adı altında olmayabilir ama Türkiye'nin birinci partisiyle ikinci partisi veya işte 30'ların üzerinde oy alan iki büyük siyasi aktörü önümüzdeki seçime giderken bir yerde, bu sene sonunda olmayabilir, 2025'in baharında olabilir. Bu senenin sonbaharında da olabilir, kışında da olabilir. Meclis açıldıktan sonra da olabilir, 2026'nın ortasında da olabilir. Mutlaka konuşacaklar. Bir şeyler konuşacaklar. Fransız modeli yarı başkanlık sistemini mi konuşacaklar? Ne bileyim, şimdi bir de ekonomik açıdan da bakın, Türkiye'nin belediyelerinin büyük bir bölümü CHP'nin elinde. Bir ekonomi politikasını sağlıklı bir biçimde yürütebilmeniz için de ülke ekonomisinin %70'ini kontrol eden yerel yönetimlerle birlikte nefes almanız gerekiyor. Oradan da konuşacaklar. Efendim, eğer AK Parti ben niye 32'ye düştüme cevap olarak bir takım hamleler yapmak istiyorsa, dediğim gibi birlikte hareket, işbirliği, ittifak demiyorum. Ama bir şekilde parlamentoda bir takım kararlar çıkartmak isteyecek. O kararların bazıları MHP'yi rahatsız edebilir, canını sıkabilir. Bunu yapmak isteyecek. Bugün yapamaz. Bugün yapamaz. Dengeler müsait değil. 301'i bulamıyor MHP olmadan. CHP ile ilişkiler daha hani bu cicim ayları yeni gelmiş. Birkaç haftadır konuşuyorlar. İşte kesildi, erken kesildi ama bir süre sonra siyaset bu anlamda daha yavaş da olsa uzun vadede zamanı var siyasetin. 4 yılı var. Normalleşme gerçekleştikçe böyle yoğun bir birliktelik olmayabilir ama mecliste konuşabildikçe, aktörler kamuoyunun önünde olmadan da konuşabildikçe, siyasetin asıl damarı arkada olandır, görünmeyen siyasettir. Milletvekilleri, grup başkan vekilleri, parti büyükleri değişik zeminlerde değişik konuşmalar yaparlar. Hazır olduklarında, nerede hazır olacaklar? Burada belirleyici olan da seçim tarihi. Yani 2028'de olmayacak 2028 seçimleri. Muhtemelen 2020. Daha erken olacak. Tabii canım, 2027 en geç. Muhtemelen ben 2026'nın sonu, ben, 2027 evet, baharı. Evet. Çok açık bir şey bu. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa, bunda da herhalde kimsenin şüphesi yok, o zaman bu seçim bir anayasa değişikliği de olmayacaksa, olabilir olmayabilir ama en kötü parlamento kendini fesheder. Şöyle yani toptan bir yeni anayasa evet, olmayacaksa diyorsun değil mi? Böyle bir toptan yeni anayasa da olmayacaksa çok zor. Revizyon içeren anayasa maddesi değişiklikleri olabilir ama. Bak ben şu anayasanın şu, ben yeniden aday olmak istiyorum. Onlar diyecek ki olma, olma. Bak sen şunu al, ben bunu alayım. Bir zeminde, bugün değil, bu yaz aylarında da değil, belki sonbaharda bile değil ama bir zeminde bu konuşmalar olacak. MHP ne isterse istesin, ne derse desin. Bu konuşmak zorunda AK Parti. 32'yi nasıl 28'e inecekler bir sonraki seçimde? Ya ekonomiyi toparlayacaklar, bir işe verecekler. Hak, hukuk, adalet, karar kavramlarını yeniden hayata geçirecekler. AK Parti 2002'deki AK Parti değil. AK Parti 47'leri, 49'ları çakan, amiyane tabirle o zirvelere yerleşen AK Parti değil. Niye değil? 47'lere, 45'lere, 42'lere, 30'lara, 35'lere, 32'lere düşmüş ve Tayyip Bey bir şey yapmak zorunda. Bir şeyler yapmak zorunda. Ve sadece ekonomiyi düzelterek de yapmayacağını biliyor. Ha, burada bir dış politika meselesi var. O yoklamalar da yapılacak. Bakın dış politika meselesinde ben pek çoklarından farklı düşünüyorum. Dış politika meselesinde MHP AK Parti'nin yanındadır. Tam mutabakat vardır. Ve AK Parti etrafına baktığında dış politikada mutabık olduğu, bu derece mutabık olduğu bir ikinci aktör görmüyor. CHP'yi de bugün görmüyor. Ama belki CHP, o dedim ya, yenilenme, politikalarını yeniden düzenleme,
onun içine dış politikayı da dahil ederse, mesela ilk tezkerede evet oyu verirse, ki ben bunun muhtemel olacağını düşünüyorum. Ben de muhtemel olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'ı çalışma toplantısı yapıyor şu anda Özgür. Tezkereye hayır derlerse de ağızlarıyla kuş tutsalar, bakın ağızlarıyla kuş tutsalar, AK Parti onları yerden yere vurur. MHP onları yerden yere vurur. Türkiye'nin de kahir ekseriyeti yerden yere vurur. 37'leri genel seçimde hayal ederler. Hayallerinde, rüyalarında görürler. Türkiye'nin bu coğrafyada, Irak'ta, Suriye'de, sahalarda, PKK ile mücadelesinde buralardan taviz anlamına gelir. Tezkere bu demek. Tezkere hayır dediğiniz andan itibaren Türk askeri sahalara boşaltsın diyorsunuz. Milletimiz iyi dinlesin. Tezkereye hayır dediğiniz an 3 ay içinde, 2 ay içinde Türk askeri sahalardan çekilsin demek istiyorsunuz. Bunu CHP diyorsa Kemal Bey deyip durdu, aldığı oylar da ortada. Eğer Özgür Bey bu dış politikayı yeniden gözden geçirmeyecekse, bu tezkereye Türkiye'nin kurucu partisi olarak, Atatürk'ün kurduğu parti olarak tezkereye hala hayır diyecekse, bir defa dedi gelir gelmez, bundan sonra bu politikalarda buna hayır diyecekse, merkezi yönetimi millet ona çok zor verir. Dem ne yapacak o zaman? Dem ne yapacak o zaman? Tam böyle içerisinde mesela Amerikan Büyükelçisi'nin açıklamalarını falan bir yere koyuyor musun? Bir şey ifade etmez Amerikan Büyükelçisi'nin açıklamalarını. Türkiye'nin bir yere politikaları lazım. Var. Türkiye dış politikada AK Partili yıllarda eğri oturalım, doğru konuşalım. Demir bir özgüven temin etmiş bir ülkedir. Askeri kapasitesini artırmış bir ülkedir. Sahalarda istediği şeyler olmuyor, tamam. Ama istemediği şeyleri de engelleyebiliyor bu ülke. Bunu Türkiye'nin elinden alamazsınız. Yani oyun bozucu bir gücü var ülkenin, kabul edin. Üç askeri harekat Suriye'ye o demektir. Türkiye'nin oyun bozucu gücünü elinden almak demektir tezkereye hayır demek. Özgür Bey bunu yapacaksa 2027-28 genel seçimlerinde alacağı oyu görsün. Peki bir şey soracağım. Bunu da yaparsa ama önü de açıktır, onu da söyleyeyim. Eğer bugünkü gibi giderse. Evet. Soracağım. Birinci...